Türkiye'de yeşil soğanın en çok üretildiği illerin başında gelen Mersin'de hasadına başlanan ürün Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor. Ekiminden toplanmasına ve çamurundan temizlenmesine kadar zahmetli bir sürecin ardından yeşil soğan tezgahlardaki yerini alıyor. Toroslar ilçesine bağlı Kaşlı, Düdüören ve Dorukkent mahalleleri sakinlerinin geçim kaynağı olan yeşil soğanda hasat devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutan aileler, yaklaşık 2 ay önce ekilen ve olgunlaşan ürünleri dirgen yardımıyla ya da elle çekerek topluyor. Şöyle şu anda burada 4 lira, 4,5 lira, 5 lira yani halde satışları. Normal yani vatandaşa yetiyor çünkü fakir emeğini aramıyor. Çamur içerisindeki soğanlar tarlaların köşesinde oluşturulan yıkama havuzlarında temizleniyor. Deste haline getirilen yeşil soğanlar kasalara yerleştirilerek tüccarlar aracılığıyla Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor. Kaşlı Mahallesi Muhtarı Ruşen Kartal, mahalledeki ailelerin geçim kaynağının yeşil soğan olduğunu söyledi. Yağmurda, çamurda ha, soğan işi zor bir emek. Öyle soğan kolay bir şey değil. Çok zor. Ama vatandaşlarımızın başka biri yapacak bir iş olmadığı için mecbur yeşil soğan yapıyorlar. Yağmurda, çamurda zor bir şey ama zoru da başarıyorlar maşallah. Bizim bayanlarımız falan çok çalışkan. Yeşil soğanın hasadıyla mahallede hareketliliğin başladığını aktaran Kartal, ürettikleri yeşil soğanı Türkiye'nin birçok noktasına gönderdiklerini belirtti. Üreticilerden Celal Boz da yeşil soğan hasadını ailesiyle birlikte yaptıklarını belirtti. Ailece geliyoruz buraya sabah, burada çalışıyoruz, yeşil soğanları topluyoruz, lastikliyoruz, yiyoruz. Akşam saat 4 oldu mu da götürüp tüccara veriyoruz. Dönüme yaklaşık 1 ton ürün aldığını ifade eden Boz, bu yıl hem verimin hem de fiyatın kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Geçen seneye göre iyi, bu sene de alıyoruz verimi yani fiyat olarak biraz yüksek. Geçen sene 1 milyon, 1,5 milyona giden soğan bu sene 4 lira, 5 lira. Geçen sene oranına göre mutlu ediyor. Dinçer Boz'da 20 yıldan bu yana soğan yetiştirdiğini, bu yıl yağışların yetersiz olması nedeniyle ürünü taşıma yöntemle suladıklarını aktardı. Verim diğer yıllara göre biraz daha iyi. Taşıma suyla sulama yaptığımız için zorlanıyoruz. Ne kadar zorlansak da işimiz bu yani. İşimiz gereği devam etmekteyiz. Biz burada verdiğimiz için 4'e veriyoruz. Aracı da para kazandığı için halde 6, 7